Fotoğrafçılığa yeni başladığımda keşke bunu bana daha önce söyleselerdi diyebileceğim tavsiyeleri bu videoda paylaşıyoruz. Herkese merhaba, ben Samet Güler. 24 yıldır fotoğraf çekiyorum. Son 2 yıldır ise sağ tecrübemizi çevrimiçi platformlarda fotoğraf severlerle paylaşıyoruz. Şimdilik çevrimiçi. İçinde bulunduğumuz olumsuz süreci atlattıktan sonra bu eğitimlere sahada devam etmeyi ümit ediyoruz. Çevrimiçi platformlarda sizi bilgiyle beslemeye çalışırken biz de kendimizi eğitmen olarak geliştirmeye devam ediyoruz. Çünkü bilginin sonu yok. Takipçi eğilimlerini iyi analiz edip ihtiyaçlarını tespit etmek çok da kolay değil. Geleneksel yöntemler yerine çağa uygun yeni yaklaşımlarla ilerlememiz gereken bir zamandayız. Ben bu hobiye yeni başladığımda özellikle teknik bilgimi geliştirebileceğim fotoğrafçılara ulaşmak ve soru sormak pek mümkün olmuyordu. Çoğu tekniği deneme yanılma yoluyla keşfettim. Serap'la sizler için hazırladığımız eğitim içerikleri sayesinde bilmediğimiz şeyleri de öğrendik. Şunu net olarak söyleyebilirim. Kendini geliştirmenin en iyi yolu tek kaynaktan değil, birkaç kaynaktan beslenmek ve bilginin doğruluğundan emin olmak. Sonra öğrendiklerini başkalarına öğretmeye çalışmaktır. Bu eksiklikleri tamamladıktan sonra olağanüstü çabalara da gerek yok açıkçası. Hobi fotoğrafçılar için fotoğrafçılık sadece teknik bilgiye ve estetik bir bakışa sahip olmak demek değildir. Hobinizi zaman geçirecek bir aktivite olarak görmeyin. Hayatı anlamanıza yardımcı olan, sizi tamamlayan bir rehber gibi görün. Hobinize ayıracağınız zamanın kalitesini ancak bu şekilde arttırabilirsiniz. Bu bakış açısını benimsediğinizde inanın hobinizden çok daha keyif alırsınız. Bu paylaşımda özellikle hobi fotoğrafçılarına nacizane tavsiyelerimizi iletiyor olacağız. Fotoğrafçılığa yeni başladığımda keşke bunu bana daha önce söyleselerdi diyebileceğim tavsiyelerdir bunlar. Hadi başlayalım. Hocam evden çıkamıyoruz ki fotoğraf çekmeyi nasıl öğreneceğiz? Pandemi süreci bilgi eksikliklerimizi tamamlamamız için bir fırsat. Bilgi edinebileceğiniz birçok çevrimiçi eğitim var. Biz de hem bu kanalda hem de Udemy'de eğitimler veriyoruz biliyorsunuz. Lütfen makinenizi çantanızdan çıkarın ve evinizde ya da evinize yakın yerlerde öğrendiklerinizi pratiğe dökün. Pandemi sürecini atlattıktan sonra bilginizi tamamlamış ve seviye atlamış biri olarak doya doya fotoğraf çekmeye başlarsınız. Peki, yeni bir fotoğraf makinesi mi alsam? Bu soruyu soruyorsanız muhtemelen makinenizin teknik özelliklerini, çekim ve yöntemlerini ve fotoğrafınızı özgün kılan kompozisyon alternatiflerini henüz tam anlamıyla öğrenmemişsinizdir. Makine performansları önemli, evet. Ancak siz ne tür fotoğraflar çekeceğinizi biliyorsanız gerçekten üst seviye bir makineye ihtiyacınız olup olmadığını daha iyi anlarsınız. Yeni bir fotoğraf makinesi almaya çalışmadan önce bilginizi tamamlayın. Makinenizi tanıyın. Ayarlarını öğrenin. Fotoğrafçılığın bileşenlerini ve pozlama fonksiyonlarına hakim olmaya çalışın. Kısacası önce elinizdekiyle yetin. Crop sensörlü bir makine ve kit lensle yapabileceklerinizi görünce şaşıracaksınız. Bu konuda uygulamalı bir video çekeceğiz. Fotoğrafçılığın püf noktalarını edinen biri akıllı telefonuyla da olsa fark yaratır. Ben yıllarca crop sensörlü bir makine ve tek bir lensle çekim yaptım. Yanımda sadece bir tripod, bir de ND filtre vardı. Hepsi bu kadar. Zamanla beklentim değişti ve farklı özelliklere sahip ekipmanlara ihtiyacım olduğunu anladım. Sonra ekipmanımı değiştirdim. Şu anda tam kare sensörlü DSLR yani aynalı bir makine kullanıyorum. DSLR makinelerin zamanı doldu. Neden aynasız makineye geçmiyorsun ki diyenler oluyor. Ekipmanımı neden değiştireyim ki? Mevcut makinem beklentilerimi zaten karşılıyor. Önemli olan makinenizin özelliklerini iyi öğrenmek. En çok sevdiğiniz fotoğraf türünü tespit etmek ve kompozisyon teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak. En iyi ekipmanlar size iyi bir fotoğrafçı yapmaz. Eksikliğinizi giderecek olan şey ekipman değil, bilgidir. Ne tür fotoğraflar çekmek istediğime henüz karar veremedim. Yeni başladığınızda her tür fotoğrafı çekmeye çalışacaksınız. Bu normal. Öyle de yapın zaten. Başka türlü seveceğiniz fotoğraf türünü tespit edemezsiniz. Fotoğraf türünüzü seçtikten sonra da kendinizi bir kalıba sokmayın. Ben bir manzara fotoğrafçısıyım ama 2 yıldır pandemiden ötürü seyahat edemiyorum ve manzara fotoğrafları çekemiyorum. Ne yapayım? Makinemi rafa mı kaldırayım? Hayır. Bulunduğunuz yerde neler yapabilirsiniz? Ona bakın. Bu mekan evinizde olabilir, ışığın farklı açılarında obje veya makroda çekebilirsiniz. Önemli olan kalıpların dışına çıkmak, yeni şeyler öğrenmek ve paslanmamak.
4. Onca kursa katıldım ama yine de güzel fotoğraflar çekemiyorum. Kurslara katılmanıza veya çevrim içi eğitimler almanıza karşı değiliz. Hatta temel bilgileri edinmeniz için bu gerekli. Ancak eğitim almış olmakla yetinmeyin. Masada veya ekranda öğrendiklerinizi pratikte uygulamazsanız bir adım ilerleyemezsiniz. Asıl öğrenme süreci bol bol pratik yapmakla başlar. Evden çıkamıyorsanız bu pratikleri evde yapın. Evinizde yeni fotoğraf türlerini keşfedin. Kurgular yapın. Çok fazla teknik bilgi var, öğrenirken sonunu getiremiyorum. Kısa zamanda her şeyi öğreneceğim diye kendinizi hobinizden soğutmayın. Bu bir süreç, zaman ayırın. Her gün yarım saat veya bir saat ayırmanız yeterli. Adım adım öğrenin ki bilginiz yüzeysel kalmasın. Özellikle pozlama üçlüsü dediğimiz diyafram, enstantane ve ISO arasındaki ilişkiyi pratikler yaparak iyice öğrenin. Hangi ışık koşullarında ne tür fotoğraflar çekebilirim test edin. Videonun başında da dediğim gibi ben birçok tekniği deneme yanılma yoluyla keşfettim. Altı, hocam öğrenmenin kısa yolu yok mu? Fotoğrafçılık kısa yoldan öğrenilecek bir hobi değildir. Fotoğrafın bileşenlerini 2 dakikalık video içerikleriyle öğrenmeye çalışırsanız bilginiz eksik kalır. Kısa yolu tercih ederseniz ne olur biliyor musunuz? Sahaya indiğinizde ben gördüğüm şeyi yapamıyorum, niye fotoğraflarım patladı deme olasılığınız çok yüksek olur. Yedi, otomatik çekim moduyla daha rahat ediyorum. Makinenize ısındıktan sonra otomatik çekim moduna veda edin. Ben bunu beceremiyorum dediğiniz konuların üstüne gidin. Pes etmeyin. Makinenizi tanımak için zaman ayırın. Ayarları ve fotoğrafın bileşenlerini kavradıktan sonra yarı otomatik veya manuel çekim modunda çok daha keyif alacağınıza eminim. Sekiz, hocam arkadaşım böyle çekmem gerektiğini söyledi. Fotoğrafçılık diliyle söyleyecek olursak, bizim camiada her şeyi bildiğini zanneden maalesef çoktur. Herkese kulak asmayın. Siz çekim yaparken biri yanınıza gelir ve ya niye otomatik beyaz dengesinde çekiyorsun? Gölge ayarında çek, fotoğraf daha sıcak çıkar der. Sizde bir bildiği vardır herhalde diye düşünüp öyle çekersiniz. Ya da çiçek fotoğrafı kit lensle çekilmez. 100 mm makro lens almanız gerekir der. Siz de dünya kadar para verip makro lens alırsınız. Onu da bir iki kere kullanır, sonra da çantanızı unutursunuz. Bunlar hep bilgi eksikliğinden olur. Henüz yeniyseniz lütfen makinenin fabrika ayarlarıyla oynamayın. Sonra nerede neyi değiştirdim diye arar durursunuz. Tekrar altını çiziyorum. Önce temel fotoğrafçılık bilgilerini edinin. Dokuz. Neden benim fotoğraflarım diğerlerininki gibi çıkmıyor? Kendinizi yıllarını fotoğrafçılığa vermiş fotoğraf severlerle kıyaslamayın. Farkında olmadan egonuzu olumsuz yönde besler. Gereksiz yere hırslanırsınız. Kıyaslamak yerine nasıl çektiğini öğrenmeye çalışın. Daha doğrusu en iyilerinden ilham alın. Her gün yarım saatinizi iyi fotoğraflar izlemeye ayırın. Çok şey öğrenirsiniz. İlham almak yerine kıyaslarsanız taklit etmeye de başlarsınız. Bu çok ince bir çizgidir. Fotoğraf izleme konusunda 500px sitesini öneririm. Ben yıllardır bu sitede yarım saat, bir saat fotoğraf izlerim. Sizi bayağı besleyecektir. Fotoğraflarımda neden lekeler var? 3 sebebi olabilir. Mercek çiziktir, lens temiz değildir ya da iç mekanizmasında aynaya da sensör tozlanmıştır. Fotoğraf çekimi öncesi mutlaka lensinizi silin. Yine olmuyorsa iç mekanizmasını uzman bir servise temizlettirin. 11. Hocam tripod şart mı? Çok üşeniyorum ya. Evet, düşük ışık koşullarında düşük ISO ve uzun enstantaneler için şart. Lütfen üşenmeyin. Gerektiğinde mutlaka tripod kullanın. En iyi kamerayı almaktansa mevcut kameranız için tripod yatırımı yapın. Zamanla tripodunuzun kıymetini mutlaka anlayacaksınız. Tripodsuz çekecekseniz enstantane sürenizin odak uzaklığı ile dengede olması gerekir. Yoksa fotoğraf titrek çıkar. Tam kare sensörlü makine ve 50 mm'lik bir lensle çekiyorsanız enstantanede 1/50'nin altına düşmemeye çalışın. Crop sensörlü makinede bu perde hızı çarpan faktörü nedeniyle 1/85'lerde olacaktır. Işık azsa açık diyafram da kurtarmayacaktır. ISO değerini yükseltmeniz gerekir. Bunun sonucunda da fotoğraflarınız kumlu çıkacaktır. Ne gerek var? 12. Hocam açı değiştir diyorsun ama
Makine tripoda takılıyken zor oluyor. Kaç kere düşürdüm. Makinenizi tripoda takmadan önce elinize alın ve vizörden bakarak göz hizasına inin. Köşeden bakın, üstten bakın. Birkaç güzel açı belirledikten sonra tripodu o açılara uygun olarak konumlandırın. Bu şekilde daha rahat eder, farklı açılarda çekmiş olursunuz. Önceden kurup makineyi taktıktan sonra açı ayarlamaya çalışmak hem zaman alır hem de zahmetli olur. Birçok açıyı kaçırmış olursunuz. Bu arada açı demişken özellikle manzara çekenler için söylüyorum. Dönüp arkanıza bakın. Bazen gökkuşağı önünüzde değil, arkanızda belirir. RAW çekince hafıza kartım hemen doluyor. Bu normal. Dosya boyutu daha büyük ama yine de RAW formatta çekmenizi öneririm. Özellikle sabit konularda yedek bir kart temin edin. Hareketli ve seri çekimlerde çok fazla kare almanız gerekiyorsa JPEG görsel formatına geçebilirsiniz. Özellikle RAW fotoğraflarınız için temel fotoğraf düzenleme tekniklerini de öğrenin. Temel düzenlemeler sadece birkaç dakikanızı alır. Gözünüzü de büyütmeyin. Bilgisayarınız yoksa iyi bir telefon uygulamasında da düzenleme yapabilirsiniz. Sosyal medya paylaşımları için yeterli oluyor zaten. Bence telefona da indirebilirsiniz. Bazı koşullarda öğle saatlerine denk geliyoruz. Ama öğle saatinde çekmeyin diyorsunuz. Ne yapalım? Dış mekanda çekiyorsanız gün doğumu, gün batımı ve altın saatler gibi yumuşak ışık saatlerini tercih edin. Bu doğru. Öğle saatlerinde çekim yapmanız gerekiyorsa açık gökyüzü gibi yerler yerine gölgede makro, obje veya portre çekimleri yapabilirsiniz. Ya da bu zaman dilimlerini iç mekanlarla değerlendirebilirsiniz. Hocam bir önceki çekimden kalma ayarları değiştirmeyi hep unutuyorum. Üzülmeyin, arada ben bile unutuyorum. Özellikle de ISO değerlerini değiştirmeyi. Ancak fotoğraf makinelerinin bize sunduğu harika bir panel var. Hızlı ayar ekranı. Tek ekrandan tüm değerleri görüyor ve değiştirebiliyorsunuz. İlk bakmamız gerekenler şunlar. Çekim modu, enstantane, diyafram ve ISO. Fotoğraf çekimine başlamadan önce hızlı ayar ekranına bakmayı alışkanlık haline getirmeye çalışın. Makinemde entegre flash var ve hiç olmadık zamanlarda açılıyor. Otomatik çekim modunda çekerseniz açılır. Diğer çekim modlarında devre dışı bırakabilirsiniz. Bu arada makinenizde entegre flash varsa düşük ışıkta değil, dış mekanda öğle saatinin sert gölgelerinde kullanmayı deneyin. Özellikle yakın çekim yani makro veya portre çekiyorsanız iç mekanda düşük ışıkta flash çekimi yaparsanız çok yapay durabilir fotoğraflarınız. İç mekan çekimlerinde açılan flash sert ve düz bir ışık üretiyor maalesef. Tam fotoğrafa başlıyorum. Kartım dolduğu yarısı çıkıyor. Her çekimden sonra kartınızı boşaltın ve fotoğraflarınızı arşivleyin. Hatta harici hard disk alın. Kartınıza bırakmayın. Eve gelir gelmez bunu yapın. Emek harcayarak çektiğiniz fotoğraflarınıza hak ettiği değeri verin. Harici bir depolama aygıtınız mutlaka olsun. Fotoğraflar asidir. Uçar giderler. Emeklerinize ve harcadığınız zamana yazık olur. Tekrar söylüyorum. Fotoğraflarınızı hafıza kartınızda tutmayın. Hocam neden fotoğraflarım hep aynı çıkıyor? Sürekli aynı değerlerle çekmeyin. Burada da açı konusundaki tavsiyemizi tekrarlamak istiyoruz. Bir konuyu örneğin hem kısık hem de açık diyaframla çekin. Önde bir objeye netleyerek sığ alan derinlikli çekim denemeleri yapın. İlginç ağaç, çiçek, kaya varsa kadrajınıza dahil edin. Hareketli sahnelerde bu durum enstantane süresi için de geçerli. Yeni fotoğraflarımı düzenlemek konusunda çok sabırsızım. Yeni çektiğiniz fotoğraflarınızı hemen düzenlemeyin. Birkaç gün sonra arşivinizi açıp fotoğraflarınızı önce bir inceleyin. Eleştirel gözle yeniden bakın. Şu konuyu şöyle çekseydim dediğiniz sahneye eğer imkanınız varsa tekrar çekin. Ben en iyi fotoğraflarımı ilk çekimde değil, ikinci, hatta üçüncü denemelerde alırım. Hocam en verimli seyahat planını nasıl yaparım? Özellikle gezi fotoğrafçılarına önerimdir. Seyahatlerinizi planlarken güzergahınız üzerinde gitmeye değer noktaları da dahil edin. Google Maps'i açın ve güzergahınızı harita üzerinde mesafe hesabı yaparak belirleyin. Belki biraz uykusuz kalabilirsiniz ama olsun. Eve döndüğünüzde uyursunuz nasılsa.
buna değer bence. Biz keşif gezilerimizde bu yolu izliyoruz. Keşke rotamıza daha fazla yer dahil etseydik diyoruz şimdi. Keşke daha fazla uykusuz kalsaymışız. Son 2 yıldır zorunlu olarak bol bol uyuyoruz baksanıza. Hocam benim seyahatlere ayıracak yeterli bütçem yok ne yazık ki. Yaşadığınız yerin fotoğrafçısı olabilirsiniz arkadaşlar. Yaşadığınız ili, ilçeyi, kasabayı, köyleri keşfedin. Ben buraları daha önce niye fark etmemişim diyeceğiniz yerler bulacaksınız eminim. Arada sosyal medyada görüyorum. Küçük illerde yaşayan fotoğraf sever dostlarımdan en kısa zamanda buraya gitmeliyim dedirten muhteşem kareler çıkıyor. Ve son sözümü söylüyorum. Kadrajınızı belirlerken görsel bir öykü anlatmanız gerektiğini aklınızdan çıkarmayın. Mekan, öğeler ve temanız bir şeyler anlatmalı. İzleyenin duygularını harekete geçirmeli. Burada bol bol yine bilgiye ve pratik yapmaya ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyiniz. Seviniriz arkadaşlar. Sağlık her daim yanınızda olsun. Yeni içeriklerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.